hizmet alımları. Desteklenen hizmet alımları. Desteklenen hizmet alımları şunlardır. Proje kapsamında yurt içi ve yurt dışında yerleşik kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan danışmanlık hizmetleri, rutin olan mühendislik ve geliştirme faaliyetlerine yönelik hizmet alımları, yeminli mali müşavirlik değerlendirme ve tasdik raporu gideri, 1507 kodlu destek programında, proje başvurusu ve Ar-Ge yardımı istek formunun hazırlanmasına yönelik alınan danışmanlık hizmetleri. Kamu personeli ya da üniversitede görevli öğretim elemanlarından danışmanlık hizmeti alınması. Kamu kurum ve kuruluş çalışanlarıyla üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının projede görev alması halinde şu belgeler istenir. İlgili kuruluş veya üniversitenin izin belgesi veya döner sermaye faturası, alınan hizmete ait sözleşme, fatura ya da fatura yerine geçen gider pusulası, ücret bordrosu ve benzeri belgeler. Ücret bordrosu yalnızca teknoloji geliştirme bölgelerinde düzenlenebilir. Ücret bordrosu düzenlenmesi halinde, söz konusu gider personel giderleri formunda beyan edilmez, hizmet giderleri formunda belge tarih ve no kısmına, ilgili ayların ücret tahakkukuna ait yevmiye kayıt tarihi ve numarası yazılarak beyan edilir. Hizmet alım sözleşmesinin düzenlenmesi. Danışmanlık veya rutin olan mühendislik ve geliştirme faaliyetlerine yönelik hizmet alımları için düzenlenen sözleşmelerde, işin içeriği, ödeme tutarı, şekli ve sözleşme süresi yer alır. Hizmet alımlarında sözleşme düzenlenmediği durumlarda, fatura veya yerine geçen belgede hizmet hakkında ayrıntılı açıklama bulunmalıdır. YMM ücretlerinin beyanı. Yeminli mali müşavirle firma arasında AGE 500 raporunun tasdikine ilişkin sözleşme imzalanır. Yeminli mali müşavirlik ücretleri, Maliye Bakanlığı'nın belirlediği ücret tarifesine göre desteklenir. Son dönem yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetine ait harcama ve gider belgeleri, proje destek bitiş tarihinden sonra düzenlenebilir. Ancak belge tarihi, YMM tasdik raporu düzenlenme tarihinden sonra olamaz.